Merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla daha sizlerleyiz. Ben Fujifilm Ankara Showroom'dan Hazar Çelik. Merhaba arkadaşlar. Ben Fujifilm Ankara Showroom'dan Harun Canlı. Evet Hazar Hocam, bugün ne yapıyoruz? Evet, bugün çok güzel bir ürünle beraberiz. Videocuların, özellikle araç videosu çekenlerin çok hoşuna gideceği bir ürün. Smallrig'in yeni çıkarmış olduğu vakum sistemi. Böyle bir sistem görmedim. Evet, bayağı yani verimli. Yani daha önce vakumlar gördük ama bu gerçekten çok başarılı. Ürünün ismi arkadaşlar SC15K. Smallrig'in yeni üretmiş olduğu bir model. Evet, şimdi ben hadi hemen bakalım. Şeyi sormak istiyorum. Aynen öyle. Çanta beraberinde mi geliyor? Harici mi alıyoruz? Tabii kutu kendi içerisinde ve hard case'imsi bayağı böyle sert bir kutuya sahip şu şekilde. Hı-hı. Bayağı sert güzel bir kutusu var. Evet, şimdi ben hemen şöyle hiç bekletmeden bir içine açayım. Evet. Bir bakalım içinden neler çıkıyor. Abi şimdi bizi karşılayan 4 tane vakum sistemi var. Şu şekilde. Ben şöyle bir yandan da sana doğru dizeyim bunları. Şimdi zaten kuracağız arkadaşlar. Evet, şimdi bir tane şöyle nasıl diyeyim, video kafa dediğimiz aslında. Şöyle şimdi vakumların üzerine gelecek olan, yani makineyi tutacak olan kafa şu şekilde sağa sola yatabilen çok dengeli bir kafa geliyor ve gördüğüm kadarıyla arkası bir uyumlu. Hı hı. Arkası bir olması da yani gimbalimizi falan da kafasına rahatlıkla koyabiliyoruz. Gimbali takabiliriz. Onun haricinde bizim kafes sistemleri yine Smallrig'in kafes sistemlerinin yani neredeyse kafesi olduğu gibi direkt bunun üzerine hiç plate olmadan kullanabiliyoruz. Aynen öyle. Çok pratik bir yöntemi var. Ve onun haricinde kutu içerisinden 1, 2, 3, 4 tane 11 inçlik Magic Arm çıkıyor. Ve bir miktar da yanında aksesuar geliyor. Bence çok kilit nokta aksesuarlar koymuşlar abi. Yani şöyle kullanıcıların tam işine yarayacak nokta atışı şeyler koymuşlar içine. Gerçekten çok başarılı. Abi şimdi hemen ben sana şeyi sorayım. Şimdi bizim burada içinden çıkan 4 tane vakumumuz var. Biz bunu 4 vakumun üstüne mi bağlıyoruz? Şöyle aslında 3 vakum makineyi tutuyor. Bir tane de ekstra vakumumuz geliyor. Onu da lensi destekleme supportu olarak bir kolu var. Mesela bir telelens taktık. Telelensin altına destek olmak açısından 4. bir vakum çıkıyor içerisinde. Abi yani her şeyi düşünmüşler. Şöyle emniyet zincirleri, yani zincir mi diyeyim artık, çelik halat çıkıyor içerisinde. Aynen öyle. Bunlar falan çok verimli düşünmüşler. Evet. Yani her şeyi ince ince detaylarına kadar hesap etmişler. Genelde biz hep şeyi duyuyoruz. Şey, aşırı sağlam. Aynen öyle. Yani hep şey duyuyorduk. Abi işte ben bunu bağladım. Bir de askıyla işte arabayı şöyle bağladım. Hı-hı. Hatta işte camdan içeride tuttum falan gibi. Hı-hı. Hep duyuyorduk. Bu sefer çelik halat gelmesi... Tabii yani vakumun ulaşmadığı yerde çelik halatla beraber lensi veya sağa solu destekleyecek şekilde 3 tane mi çıkıyor? 2 tane mi? 2 tane çelik halatımız çıkıyor. Var. Bir tane az önce bahsettiğimiz lens supportumuz çıkıyor. Yani daha doğrusu alt tablası çıkıyor. Bir de V-mount plaka çıkıyor. Ben bunu da çok sevdim açıkçası. Evet, yani V-mount'a kadar düşünmüş olmaları gerçekten harika. Evet, o zaman abi şöyle ufaktan bir kurulum kısmına bir geçelim. Aynen, Legomuzu kuralım. Hadi bakalım. Şimdi ben şöyle alt tabloları açayım abi, sana vereyim vakumları. Şöyle vakumların hepsini açayım alt ben. Alt koruyucuları var şu şekilde. Bir de bu vakumların normal alışık olduğumuz düzenden biraz farklı. Hani bizde bir şeydir, şöyle koyardık işte. Hı-hı. Kilit vardı. Kiliti çıt diye kapatırdı. Aynen, havayı alırdı oradan. Aynen öyle. Onunla direkt devam ederdi. Koyar koymaz havayı alıyor ve yan taraftan şöyle bastığımız direkt zaman. Direkt pompayla. Evet, şu an bayağı tutturduk aslında. Aynen. Evet, şimdi abi şöyle kurulum kısmında hemen ben şöyle bir şunları şuraya alayım ben. Üçlü mekanizmayı hemen bir kuracağım. Şöyle bir üçgen yapıyoruz öncelikle. Şimdi bizim bu masada bu arada çok tutmayabilir. Onu söyleyeyim. Çünkü şey, bizim bu mekanizma, yani masa oluklu masa olduğu için bizim masada çok tutmayabilir ama. Evet, masa yüzeyi biraz böyle zemine. Ama gerçi dün şu an ben masayı kaldırabilirim bunu şu anda. Aynen, yani değişik bir alet abi. Ama şey güzel abi, yani biz bunu dün mesela taktık. Bizim mesela showroom'daki cam vitrine taktık abi. Sabaha kadar cam vitrinde hala üstünde cihazı tutuyordu tabii yani. Tabii, yani bir özellikle deneme yaptık hani inceleme videosunun önünde. Yani 24 saatten fazla bir şekilde cam da asılı durdu. Hatta üzerine makine koyduk. Acaba hani yamulacak mı, edecek mi falan. Çok sağlam bir şekilde durdu. Bu arada şöyle havasını aldığınız zaman artık bir süre sonra basmamaya başlıyor. Artık sağlam bir şekilde duruyor demektir. Şu an aynen masayı kaldıracak şekilde. Bayağı iyi. Evet. Magic Arm'lar kendi üzerine geliyor. Şöyle onları da kuralım. Ve takması çok basit arkadaşlar.
Şöyle direkt şey zaten natural değil. Kaydırmalı bir yapısı var. Direkt şöyle kaydırarak takıyoruz. Direkt natural bağlantı direkt abi. Yani o yönden pratik. Ya gerçekten inanılmaz pratik bir ürün olmuş. Kesinlikle yani small bu konuda. Ve hani çantasıyla, kutusuyla, her şeyle beraber gelmesi çok iyi. Şimdi bunları kurduktan sonra arkadaşlar şöyle hepsini sonuna kadar sıkıyoruz. Şu üst tarafta da bir üst yer var. Bunların hepsini kaydırarak taktığımız zaman zaten bir robot gibi çok güzel bir şekilde oturuyor. Şöyle şöyle bir gevşeteceğim. Ve şu mekanizmanın hani sadece tek bir yere odaklı değil de şekil alabiliyor olması zaten çok büyük bir avantaj burada. Şurası ters mi geldi, bir oturtamadım. Dur şöyle. Biraz daha gevşeteyim. Biz zaten hepsini şuradaki Magic Arm'ın kolundan gevşettiğimiz anda alt ve üst yapı boşa çıkıyor. O şekilde istediğimiz gibi konumlandırabiliyoruz. Evet, şu şekilde. Evet, şu anda mesela cihazımız hazır. Hatta şöyle mesela tam ortaya getirip şuraları sıktığımız zaman sıkalım. Şöyle. Hepsini sıktığımız zaman cihaz sabit bir şekilde duruyor. Şöyle bir düzlüğünü ayarlayayım ben. Evet. Aynen. Zaten abi şey, birini sıktıktan sonra diğerleri de hani şey yapıyor. Tabii zaten şurası çok sağlam bir şekilde duruyor. Aynen öyle. Evet, genel yapısı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi aynı zamanda hem buralar, buraların dibi ball head olduğu için sağa sola çok rahat bir şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Bir de cihazın kendi üstü de ball head'imsi bir yapısı var. Yani sağa ve sola şeklinde çok güzel hizalanabiliyor. Evet, şöyle. Şu mekanizmayı sıktık. Şurayı da sıktık. Gold. Evet. Burada tam şuradan sıkıldı. Da yataylığını da hizaladık. Evet. Şu anda sapasağlam duruyor. Bayağı iyi. Şimdi şu cihazı takacağımız ana mekanizma arkadaşlar. Şuradan 3 tane vakum burayı tutuyor. Şu da telelens taktığımız zaman ki şuradan bunu gevşettiğimiz zaman şu şekilde lense hizalanacak şekilde sağa sola getirip lensimizi buraya koyabiliyoruz. Şuradaki V şekli de lensimizin alt destek ünitesi. Şöyle bir tane de cırt cırtı çıkıyor. Bu cırt cırt da lensinizin üzerine gelecek, lensinizi destekleyecek mekanizma. Yani cırt cırtına kadar her şeyini üzerinde koymuşlar. Aynen öyle. Bayağı verimli yapmışlar ya. Ve şöyle ağırlık kapasitesinden bahsedeyim. Burası 120 kiloya kadar taşıma kapasitesine sahip. Ki 120 kilo da gerçekten çok yüksek bir taşıma kapasitesi. Aynen. Onun dışında çalışma hassasiyeti de bir cam yüzeye bağladığınız zaman eksi 40 dereceden artı 60 dereceye kadar tutunabilme özelliğine sahip. Şöyle. Yani lens koyduğunuz zaman şu alt kilitleri de bağlıyoruz abi. Bayağı hatta bunu duruyor. Mesela şu yetmezse sağdan soldan bu içinden çıkan çelik halatlarla birlikte destekleme imkanımız da var. Bu şekilde çok başarılı, çok güçlü bir ürün. Zaten alt bağlantı noktalarının hepsi metal. Aynı zamanda alt tarafta 1/4 vida girişlerine de sahip. Oraya da çeşitli Magic Arm'larla çeşitli aksesuarlarınızı takabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi aynı zamanda şu arka sivis mekanizmasını da göstereyim. Şurada bir bağlantı kilit mekanizması var. Şurayı gevşettiğimiz zaman buradan çıkartıp bastığımız zaman burası çıkabiliyor. Quick Release. Small Rig'lerin de alt kısmı Quick Release arka olduğu için oradan şöyle basalım. Ben hemen kilidi şu şekilde basayım. Takıp kullanım şansı sıkıyor. Bulabiliyoruz. Evet. Hani bazı rig modellerinde sadece yan taraf sığıyorken bazı modellerde ortaya kadar gidebiliyor. Ya da direkt gimbal kafa bağlantısı bir şekilde yapabiliyoruz oradan. Evet, cihazımız genel hatlarıyla bu şekilde çok sağlam bir ürün. Şimdi araç üzerindeki takılı halinde sizlerle paylaşıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.